Kim kime döndü mahvudur. Vatandaş para yok. Selam millet açtı. Diyorlar ekmek yemeyin. Her şey pahalıdır. Ucuz bir şey yok ki. Hiç kimse hiçbir şekilde elindekini harcamamaya özen gösterir. Maalesef. Keşke doldurabilseydim. Onlar nerede doldurabilir? Adamız orada zaten fiyatlar normaldir. Hani vatandaş para yok. Vergi çok geliyor millete. Ki para yok. Belediyede işçi çalışmıyorlar. Ne yapacaklar adam? Vatandaş poşetini doldurabiliyor mu? Poşeti dolduramıyor. Ben bir poşet doldursam 15 milyon para tutuyor. Bana bir gün geleceğim, alacağım, o bir gün gelemem. Emekli misiniz? Emekli de değilim. Ben de boşayım. Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Haftada bir gün geliyorum. Valla geçişe Allah veriyor. Allah tarafında veriyor. Varsa hiç bir işi yok yani. Poşeti doldurabiliyor musunuz? Doldurabiliyorum ama 15 lira da vereceğim. Bugün geleceğim, bir hafta sonra ancak gelebilirim. Fiyatlardan memnun musunuz? Fiyatlar ucuzdur, millet alamıyor. Yani fiyatlar ucuz ama milletin parası olmadığı parası için... Parası olmadığı için gelemiyor millet buraya. Selam millet açtı. Neden açtı millet? Millet neden açtı? Görüyorsun saatlerce bir tane müşteri yok. Para yok. Millette mi para yok yoksa fiyatlar millet yüksek mi? Millet herkes borçludur. Herkes. A'dan Z'ye. Borçludur. Kime borçludur? Bankaya mı? Bankalara borçludur. Bu millet alışveriş yapamıyor. İş yok, güç yok, para yok. Artık millet evlenemiyor. Bu çağa girmiş. Yalan mı oğlum? Çoğu kişi insan bekar değil mi? Evlenemiyor. 50 milyar başlık parası istiyor. Adam zaten 50 milyara kendine bir iş yaptı da. Başlık parası daha var mı? Para mı yoksa? Kim alıyor başlık parası? Herkes alıyor. Peki pazarın durumu ne? Yani abi vatandaş niye pazara gelmiyor? Abi gelmiyor, iş yok. Ben 150 milyon, 300 milyon nasıl? 150 milyon masrafı gitmiyor, 150 milyon kalmıyoruz. 10 tane nüfusum var, nasıl geçineceğiz? Nasıl satacağız? Neyi kazanacağız, nasıl ekmek getireceğiz eve? Peki alışveriş yapan vatandaş ne diyor? O poşeti daha beter. Poşeti doldurabiliyor mu? İmkanı yok, kim doldurabilir? 5 milyon olmuş, 4 milyon olmuş, kim alabilir? Peki eskiden fiyatlar nasıldı? Fiyatlar çeyrek fiyatınaydı. Çeyreğiydi. Peki neden bu kadar pahalı? Bunun sebebi ne? O maddi durumdan işte. O ona bakıyor, diğer yılbaşı gelecek, millet şey olacak, ne diyeyim yani. Nasıl diyeyim, şey diyelim. Yani kıyamet kopacak. Ne olacak bir yılbaşıda, bir gecede ne olur yani? Millet onu yılbaşı bekliyor. Yani stok yapıldığı için mi fiyatları yüksek? Tabii canım. Valla çok kişiye söylüyorum, satmıyor diyor. Ben şimdi satmıyorum. Mallıyı kapatıyor. Satmıyor. Bu şekilde de fiyatlar artıyor. Tabii iki katına çıktım. 1.250'den aldığım lari 3.250.000 lira verdim, bana vermedi. Diyor ben satmıyorum. Gel ta 200 kilometre yoldan getir. 100 kilometre gidiş, 100 kilometre gelir, 2 kilo. Peki vatandaş bu duruma nasıl tepki gösteriyor? Valla vatandaş da ne yapabilir? Kimse var, hep kızıyor olmuşuz. Kimse ne konuşan var, ne soran, ne arayan var. Kim kime döndü mü? Bu budur. Peki nasıl düzelecek bu durum? Valla düzelmez. Allah yapmasa kimse yapamaz. Böyle sürüp gidecek. Aynen. Çünkü kimse kimsenin fakir, zengin fakirin elinden bilmiyor. Bu da basit. Ölüyor abi, yani belediyeden zaptadan aldım bu arabayı. Çok acı bilmez. Aç olan da zaten geveliyor. Güçleri de fakir fukara yetiyor, odur. Başka bir şey yok. Eyvallah. Eyvallah, teşekkür ederim. Eyvallah. Sen konuş abi. Onlar bir lafı bir araya getirebiliyor. İki lafı bir araya getirebiliyor. Neyden dolayı? Fiyatlar yüksek olduğu için mi? Abi yüksek değil bak. 2-3 tane boklu şey satıyoruz. Onu da bizden alıyorlar. Neyden dolayı alıyorlar? Marul satıyoruz. Onu da bizden alıyorlar. Bak şimdi zaptadan almışım, getirmişim. 1 milyar ceza bana yazmış. Ben bunu da kabul etmiyorum. Neyden dolayı ceza yazmış ki? Abi diyorlar ekmek yemeyin. Kimse ekmek yemesin yani, millet aç kalsın. Hepimizi bu şeye sokmuşlar, hani böyle ne bileyim minacık yere sokmuşlar, hepimizi içine sokmuşlar. Yani dışarıda caddede sattığınız için mi ceza yazdılar? Aynen öyle, dışarıda caddede Kürgüne Caddesi'ne sattığım için, mahalleye gittiğim için. Hani ben mahallede gidiyorum, bizi rahat bırakmıyorlar. Biz serbest olmasını istiyoruz. Okey. Vallahi iş yok, iş olsa bu iş zevklidir. İş olmadığı zaman biz de sigara çay içiyoruz, başka bir şey yok. Peki iş olsa zaten sigarayı unutuyoruz. Vatandaş niye gelmiyor abi, vatandaşın parası mı yok? Vallahi para yok, vergi pahalı, mazot pahalı, her şey pahalıdır. Ucuz bir şey yok ki. Vatandaş parasını saklıyor mudur acaba? Ben ne bileyim, Allah bilir, saklıyor mu da bilmem.
bankaya mı yatırıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Döviz mi yapıyor, dolar mı yapıyor? Ne yapıyorsa Allah bilir. Ama kriz var. Büyük bir kriz var şu anda Türkiye'de. Teşekkür ederim. Pazar niye boş? Vatandaş nerede? Nerede? Vatandaş nerede olsun? Herkes tabii savaş korkusu var. Sürekli bir belirsizlik, gelecek belirsizliği olduğu için hiç kimse hiçbir şekilde elindekini harcamamaya özen gösteriyor. Yani hiç kimse harcamaya yönelmiyor. Yani gerek olmadıkça, yani temel ihtiyaç olmadıkça kimse şey yapmıyor, harcamaya yönelmiyor. Peki fiyatlar yüksek mi, ucuz mu, pahalı mı? Zaten şu an her şey geçen seneyle kıyasla her şey neredeyse %100 oranında artmış. Yani ben 16-17 yıldır esnafım. Ben bu senenin o kıtlığını hiçbir zaman görmedim. Büyük bir belirsizlik var piyasada. Bu belirsizlik piyasa istesen de istemesen de olumsuz yönde etkiliyor. Peki bu nasıl çözülür? Sence bir çözümü var mıdır? Her şeyin bir çözümü vardır. Ama bunun bence biraz zor. Ne biliyor musun? Hani siyasi etkenlerdir, komşularımızla olan ilişkilerimizdir, şudur bu. Bir sürü nedeni var. Bunun çözülmesi bayağı zaman alır. O da öyle yabana atılacak bir zaman da değil. Ciddi bir zaman lazım. Bir adamlar çıkıyor diyor, yok ekonomi düzelecek, yok tek haneli rakamlara indireceğiz enflasyonu. Yok baba, daha pek zannetmiyorum. Ama inşallah düzelir. Peki. Kimse kendi ülkesinin gidişatının kötü olmasını istemez. Biz de istemeyiz ama yapacak bir şey yok. Varsa kadar da yapacağız, çekeceğiz. O kadar basit. Eyvallah. Çünkü peki, biraz kaderci bir milletiz. Peki vatandaşın cebine nasıl yansıyor bu? Millet bir şey alamıyor ki. Yani bak temel ihtiyacının dışında millet hiçbir şey almamaya özen gösteriyor. Yani özel tüketimine biraz sınırlama koyuyor. Lükse kaçmıyor. Hani özel ihtiyacı olan cep telefonudur, efendime söyleyeyim seyahattır, bunlar tahtildir. Bunları biraz atıyor. İkinci plana, üçüncü plana atıyor. Temel ihtiyaçlarını ilk plana atıyor. Nasıl? Vatandaşı nasıl etkiliyor? Valla vatandaşı çok etkiliyor. Yani her şey bağlı. Poşeti doldurabiliyor musunuz? Yok, Allah dolduramıyoruz. Maalesef. Keşke doldurabilseydik. Dolduramıyoruz. Önceki yıllarda durumlar nasıldı? Valla önceki yıllarda bu yıldaki arası da çok farklı. Gerçekten farklı. Mesela? Yani her şeydi. Yani hiçbir şey de eski gibi değil. Her konuda pahalı. Ay sonunu getirebiliyor musunuz? Yok, nerede? Yani iş yok ki, çalışalım ki, parayı kazanalım ki ay sonunu getirelim. Pazara gelelim yani. Yani. Biliyorum zaten vatandaşı nasıl görüyorsun? Tüm şeyler pahalı. Her şey pahalıdır. Poşeti doldurabiliyor musunuz? Vallahi nerede dolduracağız? Benim maaşım bir çoktu. Maaşıyor. %100 her şeyin altında. Geçen sene oranla fiyatlar çok değişmiş. Ay sonuna getirebiliyor musunuz? Nereden geliyor? Vallahi yetişemiyor ki. Adamız orada zaten fiyatlar normal. Hani fiyatlar ne durumda? Vatandaş alışveriş yapabiliyor mu? Vatandaş vallahi gelmiyor. Neden gelmiyor? Vallahi bilmiyorum. İş yok. İşlikten geldim. Niye geldim? Ödeyim hocam. Vatandaşın alım gücü nasıl peki? Vallahi alım gücüm azalmış. İş yoktu. İş olmadığı için ne yapacağım? Adam çalışamıyor. Çalışmadığından sonra yiyemez. Zor. Poşeti doldurabiliyor mu vatandaş? Vallahi dolduramıyor. Pazara gidip boş mu dönüyor? Ne yapıyor? Vallahi boş dönmüyor ama gücüne göre gidiyor. Alamadıktan sonra ne uygunsa onu alıp gidiyor. Gerçek pazarlarımız uygundur yani fiyatlar. Ama maalesef müşteri az.